Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle Yay burcu kadınlarını Mayıs ayında neler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize neler olacak? Bunları yorumlayacağım. Dilerseniz haydi gelin hemen kartlarımızı karıştırmaya başlayalım ve yorumlamaya başlayalım. Evet. Şimdi pekala, iki tane kartımızı aldık. Şöyle bir açalım bakalım. Şimdi 5. çakra ile birlikte açtık. İlk kartımız 5. çakra geldi. Yani iletişim çakramız. Bir konuyla alakalı ya da Mayıs ayında muhakkak her konuyla alakalı, ya bir konu ya da her konuyla alakalı tek çözümünüz iletişim. Bunu yaptığınız zaman muazzam bir bolluk bereket yaşayacaksınız. Hayatınızda sizden yaşça küçük bir erkek var ve size bir teklifte bulunmak istiyor, bir aşk teklifinde bulunmak istiyor. Ve bu konuda da kazançlı çıkmaya çalışıyor. Yani bu nedir bakalım? Burada gerçekten bu adamda bir aşk var mı? Maddi sıkıntıları olan bir adam. Ama bunu ailesinden para alarak halletmeye çalışmış ama bunda da başarılı olamayacak. Kendisi Akrep burcu olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var sevgili arkadaşlar. Yani sanki sizinle bir ilişkiye başlarsa hava atacak. Yani hava atmak için sizinle birlikte olacakmış gibi geldi bana. Bakayım. Sizinle ilgili aslında bir yerlere gitmek istiyor da sizin bir planınız var. Sizin planınızı biliyor. O yüzden size yanaşmak isteyecek olabilir. Biraz dikkatli olmanızı söyleyeceğim burada. Çünkü kılıç beşlisi geldi. Rekabet ortamı aşk ilişkisine göre değildir. Aşk ilişkisinde herkes birbirini sevmeli. Ve aşk iki kişiliktir. Bu kadar yani. Sevgi, saygı, samimiyet olacak. Hoşgörü olacak. Anlayış olacak. Daha yani iyi olan her şeyin olması gerekiyor. En ufacık kötü bir duygu, düşünce suyu bulandırır. Bu da hiç iyi olmaz. Şimdi cömert ruhlu olun dedi. Aslan ruhu geldi. Ve yeterince iyisiniz. Dolunay Başak'ta dedi. Yani Mayıs ayında aslında süpersiniz, harikasınız. Hiçbir şey yok. Bu erkeğe dikkat edeceksiniz. Yansız olmanız gereken şey bir yerden beklediğiniz para. Bir para beklentiniz var. Bir yer satılacak herhalde. Ya da birinden borcunuzu alacak da olabilirsiniz. Bu sebepten dolayı bir beklentiniz var ama biraz yansız davranın diyor. Yani birilerinin tarafında olduğunuzu belli etmeyin diyor. Ve eğer ki iletişim konusunda, eğer iletişimleri kesmezseniz Mayıs ayında her konuda veyahut da bir konuda dediğim gibi
Dünyevi kısmetinizin artacağını söylüyor. Çünkü burada da çiçeklenen bolluk geldi zaten. Güneş geldi. Çok iyisiniz. Hiçbir şeyiniz yok. Maşallah tahtaya vuralım. Güzel geldi. Ama bu hayatınızdaki erkeğe dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kişi illaki sevgilinizin olması şart değil. Kuzeniniz olur. Kardeşiniz olur. Akrabanız olur. Arkadaşınız olur. Sizinle bir iş anlaşması da yapmaya çalışıyor olabilir. Ama bence size bir bu daha çok da hani gönül ilişkisi olduğunuz birisine de benziyor. Yani bir kısmınız için. Ama şart değil biliyorsunuz. Pekala soralım bakalım. Şimdi sorularımıza başlayalım. Bir işi olmayan yay burcu kadınlarını dengeye gelmek bekliyor. Ve yay burcunun kartı geldi. Çok güzel. Uzun zamandır dengeye gelmeniz gerekiyor ve size gelecek olan bir teklif var. Mükemmel. Çok iyi geldi. İşi olanlar için ise dikkatli olmanız gerekiyor. Mutlaka emeklerinizin karşılığını beklediğiniz bir ay olacak. Buradan ben sanki bir aile işinde çalışıyor olabilirsiniz. ve içeriden alacağınız bir para var. Ya da aileniz kadar sevdiğiniz bir iş yeri burası. Ama içeriden alacağınız var. Bunu beklemekle geçecek bu ay. Dikkatli olun. Bir ilişkisi olmayanlar için ise bir sadaka veriniz hemen. Çok bağlanmış görünüyorsunuz. Çok çok bağlı görünüyorsunuz. Gözünüz bile bağlı. Hiç etrafınızdakileri görmüyorsunuz. Ama birisinin bir evlenme niyeti var sizinle sanki. Ya da sizin bir evlenme niyetiniz var. Çözümü bulacaksınız bu kişide. Ya da siz kendiniz kafanızda bir çözüm yolu bulacaksınız evlenmek için. İlişkisi olanlar için ise güzel bir buluşma görünüyor. Güzel, hoşuma gitti. Çok güzel ve harika. Bir araya gelip fırsatlar, yatırımlar, işte başlangıçlarla alakalı güzel bir konuşma yapacaksınız ilişkide olduğunuz kişiyle. Ve bu ilişki evliliğe de gider ben size söyleyeyim. Güzel görünüyor çünkü. İyi anlaşıyorsunuz. Aslan burcu olabilir karşı taraf. Evli olanlar için ise bir pişmanlık. Evet. Evlendiğiniz için pişman olmuş olabilirsiniz bir kısmınız. Aslında birçoğunuz bu videoya denk gelen evli olanlar için yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Veyahut da evliliğinizden memnunsunuz eşinizden ama oturduğunuz evden memnun değilsiniz. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz. Bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Bu da olabilir Mayıs ayında. Platonik olanlar için platonik olduğunuz kişide size gelme enerjisi var mı? Kendisini geri çekmiş olarak görünüyor. Daha önce evlenmiş, boşanmış olabilir bu kişi. Evlenip boşandığı için ilişkilere yaklaşmıyor olabilir. Ya da hastadır, dinleniyordur. Bu aralar görüşemeyecek olabilirsiniz. Onu göremeyecek olabilirsiniz daha doğrusu. Mayıs ayı böyle geçecek. Ex partnerini bekleyenler, sevgili yay burcu kadınları. Birbirinizi göremiyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Küssünüz bayağı bir. Ama ego yapıyorsunuz. Ne ben ona giderim, ne o bana gelir diyorsunuz. Ne olacak peki? Arkadaşlarınıza danışıyorsunuz. Birilerine danışıyorsunuz ve bir aydınlanma yaşayacaksınız. Hisleriniz de doğru orantıda gidiyor ve bir ikileme düşeceksiniz. Peki bu adam size gelecek mi? Oo. Geliyor olabilir. Bakın yola çıkmış. Ama unutmayın aranızda bazı toplumsal farklılıklar da var. Sizi arayacak. Sizinle konuşacak. Ne haber, nasılsın? Ne yapıyorsun? Mesajına hazırlıklı olun. Bu neydi? Bunu ne demek istedi bize? İlahi adalet tecelli edecek. Sizin kıymetinizi anlamışa benziyor. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun sevgili arkadaşlar. İyi geldi yay burcu kadınlarına. Eks partner enerjisinde iyiler. Hepinizi kocaman öpüyorum. Haziran ayı yorumunuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.